valla. <laughs> Kalıcı güvene ilişkin hala önemli zorluklar mevcut. Fakat şöyle diyelim Barış, hala bizde de yok mu bir soru işaretleri? Bazı yani bizde derken bizim ikimiz de burada konuşurken olması gerekmiyor. Ama i̇nsanlarla konuştuğumuz zaman. Dün Bursa'daydım. Bu siyattaydık. Hmm. Ee, akşam sohbet ederken e, birçok insan da hala ya bu politikalar devam edecek mi sence? Yoksa seçimden sonra bambaşka bir hava mı var? Ya niye başka hava olsun? Yani sonuç itibariyle bunun belli bir yere doğru götürmesi bekleniyor. Bunu sonuna kadar da götürmekte kararlı görünüyorlar. Bu kararlılığı niye bozulsun? Eğer işler düzelecekse diye konuşsak bile insanlarda bu soru işareti var ve açık söyleyeyim biraz da böyle şüpheyle bakıyorlar. Yani bu adam böyle söylüyor ama ya muhtemelen bu işler değişme ihtimali de yüksektir diyorlar. Yani neydi dün Alaaddin'in Alaaddin Hakdaş'ın Alaaddin Alaaddin. bir sözü vardı değil mi? Kurt Kışı geçirir ama yediği ayasını da unutmaz. unutmaz diye. Vatandaş İş... için söylüyor. onu. E, vatandaş için söylüyor. Hepimiz bu tür konularda sonuçta vatandaşız. Yani bir yönetim var, bir de vatandaşlar olarak bizler varız. Bakıyoruz ne oluyor, ne bitiyor diye. Daha önceden bunları yaşadık mı? Yaşadık. Çok. E, çok yaşadık. Onun için. E, bugün Fatih Özatay hocam da söylemiş, yüzde otuz altıya gelmek mümkün ama. Bu dönüş olmazsa olmazsa diyor. Olursa bu sefer diyor hayal olur diyor. Evet, hayal olursa 36 falan mumla ararsın. Aynen bu. Mumla ararsınız demiş <laughs> Aynen öyle demiş. Birazdan da konuşuruz ve diyor ki temel değişken dövizi tutamazsın o zaman diyor. Hı -hı. Başka bir yere doğru götürür bu iş diyor. Şimdi bu, bunlar var mı? Var ama hani haklısın. Belki başka yerlere de <laughs> e, dikkat çekilse e, önemli olacak. Belki bu derecelendirme kuruluşlarına da bizim güvenimiz daha fazla evet. gelecek. Yani sadece bu tarafına dikkat çekince ya bunlar klasik bilinen lafları söylüyorlar. Onun dışında da bir şey söylemiyorlar herhalde diye bir düşünce hakim oluyor. Ama en azından yani burada mesela Paul Gamble politika değişikliği kısa vadeli riskleri ve ödemeler dengesi baskılarını azalttı diye de ifade de bulunmuş. Ee, ya bir yani... yerel seçim belirsizliği var. <laughs> Diyor ki olası engeller son dönemde uygulanan politikanın 2024'teki kalıcılığını tehdit edebilir. Nedir bu? Mart ayında yerel seçimler yapılacak. İktidar partisi daha sıkı politika duruşuna yönelik potansiyel sonuçlarla birlikte büyük şehirlerdeki belediye başkanlıklarını geri kazanmak isteyecek. Tamam, kazanmak isteyecektir tabii. Normal fitch olarak diyor politika değişikliğinin daha önce sınırlı siyasi toleransın gösterildiği trendin altına bir büyüme dönemine yol açacağını varsayıyoruz. Tamam bu da okey. Son olarak normalleşme girişimlerine dair zorluklar, istenmeyen sonuçların ortaya çıkma riski Türk yetkilerin kararlılığını zayıf atabilir. Burada istenmeyen sonuçlar nedir acaba? Büyük şehirlerin kazanılamaması mı acaba Hakan abi? Diyor ki istenmeyen sonuçların normal... ortaya çıkma riski Türk yetkililerin kararlılığını zayıf atabilir. Yani şöyle diyor ki bir bakacaklar ortama belki anketler yapılacak hmm. ben öyle algılıyorum. Eğer e, buralarda bazı problemler görünüyorsa acaba biraz muslukları açsak mı? Çok mu sıktık insanları denecek. E, bu da bir risk yaratacak. E, eğer kaybedeceği gibi bir hava sezerse böyle bir algı oluşursa yönetimde, iktidarda, cumhurbaşkanında. O zaman acaba yani ekonomi yönetimini ya biraz bu muslukları açın bu iş böyle bize kaybettirecek bu benim İstanbul'u Ankara'yı alma sözüm var, hedefim var deyip acaba bir risk yaratır mı bugünkü politikalar üzerinde diye bunu sorguluyorlar herhalde. Ama dediğine de katılıyorum. Bu iş yani bir ya yanıyla soru... Bu kadar seçimlere kitlemek Heh, yerel seçimlere kitlemek çok doğru değil ama bu soruda ortada var mı? Var. Var Ama Hakan abi şu, ya bizi Fitch 5 kademe aşağıda tutuyor. Yatırım yapılabilir evet. seviyenin tam 5 kademe altındayız. Hele Moody's 6 kademe aşağısındayız. Hani evet. bu kadar iş yapılmış, faiz artırılmış, işte rasyonel politikalar denmiş. Cumhurbaşkanı hiç ses etmemiş bu politikalara. Ya bunun hakkı önceki dönemdeki gibi 6 kademe aşağı, 5 kademe not aşağısı mı? Bir kademe, iki kademe insan görünüm pozitif yapar. Onu bile evet. yapmadı. Yok yapmadı. En azından Mudiz'den de hiç olmasa diğerlerinin seviyesine çıkması evet. bekleniyordu. Evet. O da olmadı. Eee vallahi... son bir şey Hüseyin'i fazla bekletmeyin. Tamam. Sözünü kestim özür dilerim. Söyle. Sen söyle lütfen. Yok yok şey ile sohbetimizde o yani ayrıca sohbetimizde şan sohbetinin dışında da dün biraz sohbet, sohbet ediyorsunuz ettik. Ali ile. Ediyoruz tabii. <laughs> E, sonuçta evet. dertleşiyoruz da. Mu bu dizi de sordum. Ne diyorsun filan diye. E dedi ki yani normal hani şu anda faiz artırımının dışında ortada fazla bir sonuç yok. Yani illa da hemen bir not artırımı filan gelmesini beklemek aslında biraz fazla beklentiye abartmak. Yani bu diz açısından Dedim bence biraz siyaset var işin içerisinde. Neyse daha tartışırız. Önümüzdeki hafta da şans sohbetlerinde biraz tartışırız onunla. Ali abi biz biz de tartışalım. E, tartış. Aldım. Özellikle ben, yani ben tamam. öyle düşünüyorum. Biraz bu işin içerisinde siyaset var. Siyaset de belli ölçüde var. Yok Bak, değil yani. Hüseyin'i beklettim ama şunu da okuyayım. okayım. Ee...